Değerli arkadaşlar, Bursa'dayız. İki gün boyunca dün akşam geldik, bugün buradayız, yarın buradayız. Toplam üç günümüzü Bursa'da geçirmiş olacağız. Büyük bir seçim zaferinden sonra Bursa'dayız. Eşimin memleketi, kızımın ismini, İpek'in ismini aldığı memleket Bursa'dayız. Biraz önce Ulu Cami'deki Cuma namazı çıkışındaki Filistin'e destek olan ve İsrail'i protesto edenlerin sesini duyurmak üzere bir iki kelam etmek gerekirse, Amerika parlamentosunda, temsilciler meclisinde büyük bir utanç yaşandı. Bir savaş suçlusu, bir katliam suçlusu Netanyahu dakikalarca birileri tarafından alkışlandı. O vicdansızlara sormak gerekir. Neyi alkışlıyorsunuz? %70'i 80'i kadın ve çocuk olan 40 binden fazla kişi katledilmiş. Ambulansları vuruyorlar, hastaneleri vuruyorlar, revirleri vuruyorlar, sığınmacı kamplarını vuruyorlar. Burada toplanın, insanı yardım alacaksınız diyorlar. O toplanılan yeri vuruyorlar. Ve bunu yapan Netanyahu Amerika'da alkışlanıyor. Tabii protesto eden ve kahramanca orada duruşunu gösterenleri tebrik ediyorum. Ama o alkışlayanlar Netanyahu kadar büyük bir insanlık suçu işlemişlerdir. Bunu kimse unutmasın. Bir katliamcıya cesaret vermek katliama ortak olmaktır. Bunu kimse unutmasın. Biz Filistin davasının arkasında olmaya devam ediyoruz. Ecevit'ten beri, Deniz Gezmiş'ten beri devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de Sosyalist Enternasyonel'de başkan yardımcısıyım. Başkanımız Pedro Sanchez, İspanya Başbakanı, ülkesinde Filistin'i tanıdı. Bütün sol partilere, sosyal demokrat partilere aynı çağrıyı yapıyoruz. Bir kez daha buradan Bursa Ulu Cami'nin avlusundan tekrarlıyoruz. Bu mezalimi bitirin. Hiç unutulmasın ki Bosna'da bunlar yaşanırken Avrupa susuyordu, dünya susuyordu. Şimdi Birleşmiş Milletler 11 Temmuz'u soykırım günü ilan ediyor. 30 sene, 29 sene sonra soykırım desen ne olur? Soykırıma mani olmadıktan sonra. Unutulmasın ki Aliye İzzet Begoviç'in şöyle bir sözü var. Sürekli tekrar etmek gerekir. Unutulan katliamlar tekrarlanır. Unutmamak lazım yaşananları ve Filistin'e 30 yıl sonra efendim bugün Filistin'e anma günü demek değil, bugün bu katliama dur deme zamanıdır. Burada Filistin'i destekleyen ve İsrail'i protesto eden kardeşlerimize de destek verdik, destek veriyoruz, onların sesini duyuyoruz. Bütün Türkiye siyasi parti ayrımı olmaksızın Filistin'in arkasındadır, İsrail'in yaptıklarının karşısındadır. Güvenlik Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşyer, TÜİK Başkanı'na görevi kötüye kullanmak suçuyla savcıdan suç duyurusunda bulunmuştu. Savcı da buna takipsizlik kararı verdi. Neler söylersiniz? Yani bir kere örneğin Sinan Ateş davasının iddianamesini hazırlayıp katillerini hakim karşısına çıkarmak 1,5 yıl sürerken TÜİK'in verileri oynayıp, daha doğrusu ev kirası 20 bin lira, işte Debin teyze geldi 10 bin lira alıyorum, ev kiraları 20 bin lira, açım açıktayım evladım dedi belediye başkanımıza, Sayın Bozbey'e havale ettik, işte elinden tutarsa karnını doyuracak. Bu haldeyken insanlar TÜİK ne yapıyor? 4.800 lira ev kirası ilan ediyor. Daha doğrusu benim TÜİK'e soruyoruz, kardeşim sen bu enflasyonu 70 buldun ama teyze %150 hissediyor. Sen bunu nasıl %70 buldun deyince ev kirasına baktım 4.800 lira diyor. Bursa'da başını sokacak 4.800 lira ev varsa TÜİK gelsin tutsun evi. Var mı Bursa'da böyle bir? Bak bütün Bursalılar burada. Bunların tamamı içeriden cuma namazından çıkmış. Bursa'nın çeşitli yerlerinden insanlar. Her şey pahalı ama TÜİK'e göre 4.800 lira. Biz buna suç duyurusunda bulunduk. Çünkü TÜİK sadece yalan atmıyor. Vatandaşın cebine elini atıyor. Onun açıkladığı fiyata göre emekliye zam veriliyor. Onun açıkladığı enflasyona göre emekli zam alıyor. Asgari ücretliye zam yapılacak olsa onun verileriyle yapılacak. Onu bile yapmıyorlar. Memurlar ona göre zam alıyorlar. İşçiler ona göre zam alıyorlar ama maalesef büyük bir
haksızlık içinde. Biz bunu şikayet edecek bir yer bulamadık. Her yere şikayet ettik, olmadı. En son savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Hemen jet hızıyla reddetmişler. O savcıya şunu sormak istiyorum. Maaşını TÜİK'in yaptığı hesaplar üzerinden gidip de alışveriş yapsın bakalım. Bu maaş ona yetiyor mu? Ve o savcının aldığı maaş bugün bu insanların aldığı maaşında kat be kat üstünde. Herkes geçim zorluğu yaşıyor. Takipsizlik kararı vereni gerçekten vicdansızlıkla suçlamak zorundayım. Başka hani yargı mensuplarına böyle bir şey demem ama TÜİK'in yaptığına takipsizlik veriyorsa senin de alacağın ünvan vicdansızlıktır. Sayın Başkan, mali darbe nasıl bir defansa çıkacaksınız? Örneğin bir önceki belediye başkanını dava sürecine katacaksınız. Şimdi eğer kamu görevlileri görevlerini yaparken bunu aksattılarsa bundan sorumlular. Ama şöyle bir durum var. AK Parti olsun, MHP olsun, CHP olsun. Sosyal Sigortalar Kurumu'na parayı ödemeyen kişi bunu zimmetine mi geçirmiş, o şehre mi harcamış, bir ona bakmak lazım. Sosyal Güvenlik Kurumu'na parayı ödemedi diye şimdi belediyelerin üstüne gidiyorlar ama o para oradan kesildiğinde bu teyzenin kursağından kesilecek. Teyze açım dedi, bana yardım edin dedi. Şimdi Tayyip Bey bu bütçeyi kesmeye çalışıyor. Burası yanlış. Onun dışında geçmişte bir belediye bütçeyi doğru yönetmiştir, biri kötü yönetmiştir. Onları ayrı ayrı bakmak lazım. Bütününe bir şey söylemek güç. Suç duyurusunda bulunduk. Duydum. Şimdi ben şunu söyleyeyim. 31 Mart günü AK Partilisi, MHP'lisi bize oy verdi. Niye verdi? Emeklinin sesini duyuracağım diye verdi. Biraz önce içeride dışarıya çıkarken onlarca emekli geldi. Mücadeleye devam, sesimizi sen duyuruyorsun, devam dedi. Biz insanlardan 31 Mart'ta oyu böyle aldık. 31 Mart günü dedim ki bu seçim sonucu tek başına CHP'nin başarısı değil. Bunun için AK Partilisi, MHP'lisi, İYİ Partisi oy verdi. Ben bu seçim sonucuna dayanarak erken seçim istemem ama millet isterse onu dile getiririm. Şimdi öyle bir noktaya geldi ki iş, asgari ücret zamlanmıyor. Yılda 4 kez zam yapacağız diyorlardı. İkinci, yani ilk ayarlamayı bile yapmadılar. Asgari ücretliyi açlığa, sefalete, yoksulluğa terk ettiler. Emekli maaşına yaptıkları zam Ocak ayındaki 10 bin liranın bile gerisinde. Ocak ayında 10 bin lira 25 kilo dana kıyma alıyordu. Bugün 12 bin 500 lira 20 kilo dana kıyma alıyor. Yani 5 kilo dana kıyma Ocak'tan bugüne emeklinin mutfağından, kursağından çalınmış durumda. Şimdi hal böyle olunca geçim olur mu? Geçim olmaz. Ne dedik? Geçim olmazsa seçim olur. Ben erken seçim talebini her geçen gün sokakta arttığını görüyorum. Her geçen gün sokakta erken seçim talebinin arttığını görüyorum.